Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Ramazan'da çok aranılan bir tarif hazırladım. Fiyonk tatlısı. Hazırlaması son derece kolay ve basit. Herkes yapabilir. Nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Fiyonk tatlısı için ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet için 2 bardak şeker döküyoruz. 2 su bardağı ile. Üzerine 1,5 su bardağı su ilave ediyoruz. Ölçülere çok dikkat edelim arkadaşlar. Birebir uygulayalım. Şöyle çeyrekte limon suyu vereceğim kaynadığı zaman. Evet, ocağa şerbeti hazırlamaya götürüyorum. Şöyle şekerini karıştıralım, erisin. Gelken niye öyle yapayım? Çok sulu olmayan bir şerbet hazırlayacağız. Biraz baklava şerbeti gibi olacak arkadaşlar. Sulu yaparsanız tatlılarınız hamur olur. Onun için çok dikkatli olalım. Gördüğünüz gibi şerbetimiz kaynıyor. Zaten suyunu da bir miktar az koyduğumuz için şerbet çok güzel olacaktır. Biraz koyu kıvama geldiği zaman üzerine limon suyunu veriyoruz. Çeyrek limon suyu sıkıyorum arkadaşlar. Limon suyu ile birlikte 1-2 dakika daha kaynadığı zaman ocağı kapatacağım. Evet, şerbetimiz hazır oldu. Gördüğünüz gibi bakın sıcak şu anda ve koyuluğu da güzel. İyice soğuması gerek şerbetin. Şimdi şerbeti bir kenara koyacağım. Tamamen soğuması için bekleyecek. Şerbet soğurken biz de tatlının hamurunu hazırlayacağız. Ölçülere çok dikkat edelim. Birebir uygulayalım. 1 adet yumurta kırıyorum. 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum kabımın içine. 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyorum. Birebir ölçülere dikkat edin arkadaşlar, çünkü çok önemlidir ölçüler. 1 çimdikte tuz ilave ediyorum, çok fazla değil. Koyduğum malzemeleri çırpıcımla şöyle güzelce çırpıyorum. İyice çırptık. Malzemeler birbirine karıştı. Şimdi üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi 2,5 su bardağına yakın un gidecek arkadaşlar. Bakın çok dikkatli, 3 su bardağı değil, 2,5 bardağa yakın. İlk aşamada kaşık ile karıştırıyorum elimiz batmaması için. Daha sonra elim ile hamuru toparlıyorum. Bakın yumuşacık bir hamur olacak. Çok sert yapmayın. Güzel olmaz. Şimdi hamuru açma aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada hamuru dinlendirmeyin. Hemen açmaya geçin. Çünkü kabartma tozu koyduk. Kabartma tozu konan hamurları dinlendirmenize gerek yoktur. Pişerken zaten düzgün olmaz. Onun için dinlendirmeyeceğiz, bekletmeyeceğiz. Hamuru yoğururken ta açma aşamasına geçiyoruz. Altını üstünü hamurun güzelce unluyorum. Bakın çok sert bir hamur olmadığı için yapışma yapabilir. Dikkatli olmamız gerek. İlk aşamada oklava ile şöyle birazcık açmaya başladım. Daha sonra merdaneye geçeceğim. Birebir ölçülü olarak sizlere tarifini veriyorum arkadaşlar. Çok dikkatli izlerseniz siz de aynı tatlıyı yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi hamuru açtık. Bakın kalınlığını da gösteriyorum. Bu şekilde açılacak. Çok ince değil, çok da kalın hamur olmayacak. Şöyle bir kesme aparatı ile, yoksa bıçakla da kesebilirsiniz. Şöyle ilk aşamada kenarlarını düzeltiyorum. Sivri yerlerini. Evet, bugün fiyonk tatlısı yapıyoruz. Ramazan'ın bugün birinci günü, inşallah atabilirsem videomu bu gece atmaya çalışacağım. Şöyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın benim kestiğim şekillere.
Evet. Bu kestiğim diğer parçaları da daha sonra toparlayıp tekrar yapacağım. Şimdi şöyle bir parmaktan biraz genişleme, uzun çubuklar kesiyoruz. Bakın. Çok fazla geniş de yapmayalım. Herkesin bu arada Ramazan'ı mübarek olsun. Bereketiyle gelsin Ramazan. Bugün birinci gündeyiz ve oruçluyuz arkadaşlar. Sürçülisan edersek affola. Evet, şöyle yamuk taraflarını alıyorum. Yamuk buruk kısımlarını, dediğim gibi bunları toplayıp tekrar kullanacağım. Çok basit. Şöyle elim ile bakın. Orta yerinden sıkarak fiyonk şeklini veriyoruz. Bakın bu şekilde. Fiyonk şekli. Elimize yapışma yapabilir. Hamuru yeteri kadar unladık ama hamur aşırı sert olmadığı için yapışma yapabilir. Arada parmaklarınızı unlayabilirsiniz. Bu şekilde yapışmasını önlersiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Tariflerimi sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle biraz un sepeledim bir fırın tepsisine. Hazırladığım fiyonkları tek tek fırın tepsisine diziyorum. Niye unladım? Çünkü yapışmaması gerek. Hamur aşırı sert değil ve yapışma riski var. Onun için unladım. Şimdi kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayacağım fiyonkları. Evet, gördüğünüz gibi bir fırın tepsisi fiyonkları hazırladım. Şimdi fiyonklarımız hazır ve pişirme aşamasına geçeceğiz. Hiç bekletmiyoruz. Hemen pişirme aşamasına geçiyoruz. Dediğim gibi kabartma tozlu hamurlar bekletilmez. Hemen pişirilir. Tavamı ocağa koydum. Tavamın içine bir su bardağı sıvı yağ döküyorum arkadaşlar. Biraz yağı bolcana döküyoruz. Yağımız kızdığı zaman bir tane kontrol amacıyla koydum ve kızdı artık. Şimdi üzerine bakın fiyonkları koyuyorum. Tavamın aldığı kadar fiyonkları içine koyacağım. Çok aşırı harlı ateş yakmayın arkadaşlar. Yağ kızdıktan sonra birazcık kısın yağı ateşi. Çünkü haşlanma yapabilir hamurlarınız. Dikkatli pişirin. Tabi herkesin ocağı daha bir değişiktir. Birden harlayıp yakmayın. Dikkatli bir şekilde hamurlarınızı, fiyonklarınızı pişirin. Şöyle çevirelim. Bakın nasıl kabarmaya başladılar. Eğer bekletseydik bu şekilde kabarmayacaktı. Fiyonkları alt üst getiriyorum. Dediğim gibi harlı bir şekilde pişirmiyorum. Şu anda ocağı yarım yaptım ben. Sürekli karıştırarak güzelce kızarana kadar, bakın, karıştırıyorum sürekli. Yanmaması için devamlı karıştırmamız gerek. Rengi güzel kızardığı zaman alacağız. Bakın, rengi şu anda kızardı. Güzelce bayağı bir kızardı. Yakmadan hamurlarımızı, fiyonklarımızı pişiriyoruz. Artık çıkarabiliriz. Şöyle delikli kevgirli bir süzgecim var benim. Kabımın içine yağlarını süzdürerek alıyorum. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayacağım. Bir tavasını pişirdik. Şöyle alıyoruz tamamen. Diğer hamurları pişirmeye geçiyoruz. Tepsimde daha bir tavalık hamur var. Fiyonklar var. Onları şimdi aynı şekilde yine pişireceğim. Evet arkadaşlar, burada yayınlanan tüm tarifler nefislezzettarifler.com web sitemizde yazılı olarak yayınlanmaktadır. Bol resimli olarak yayınlanmaktadır.
Web sitemizi ziyaret edebilir, tariflerimize bakabilirsiniz. Evet, ikinci parti fiyonkları da pişirdik. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Çok da güzel oldular. Bakın, çıtır çıtır. Aynen lokma tatlısına benziyor arkadaşlar. Şimdi bakın, burada şerbetim var. Tamamen soğudu. Buz gibi şerbetimiz. Koyuluğunda, kıvamında sizlere gösterdim. Şimdi şerbeti tatlıların üzerine gezdiriyorum. Bakın şöyle yavaş yavaş her yerine gelecek şekilde şerbeti gezdiriyorum. Şerbeti bu şekilde koyu hazırlayın. Sulu hazırlarsanız tatlılarınız hamur olur. Yumuşacık, vıcık vıcık olur. Koyu bir şerbet hazırlayın. Tamamını döktüm. Koyduğumuz şerbeti döktüğüm tatlıları şöyle arada bir kaşık ile bakın karıştıracağım. Şerbet gelmeyenlere de gelsin. Bir 5 dakika tatlıları şerbetin içinde bekleteceğim. Daha sonra çıkaracağım. Yavaş yavaş şerbeti de alacak zaten. Daha sonra alacağız. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Harika görünüyor. Bu Ramazan'da siz de bu tatlıyı hazırlayın. Çoluğunuza çocuğunuza yedirin. İnanın çok memnun kalacaksınız. Şöyle bakın. Bakın, bakın, bakın. Harika oldu. Muhteşem oldu. Çok pratik bir şekilde, çok az malzeme ile tatlı hazırladık. Fiyonk tatlısı tam Ramazan'da tüketilebilecek bir tatlı. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Daha birçok yeni ve güzel özel tariflerde görüşmek üzere.